Gelen, ekmek almaya gelen sonunda beni de aldı götürdü. Ne dersin ya? Yani işte Demek böyle ki oldu. marketin en pahalı... En pahalı ürünü bendim galiba, beni de aldı götürdü Ya bravo. Yok, sonunda. işte bir aşk Aynen hikayesi bu. Sana sayan aşk hikayesi. Evlilik ve düğün dernek yaptınız yani tabii. tabii ki yapıldı. Gökhan uzman çalıştı zaten. Düğünden sonra biz İskenderun'a gittik. 2,5-3 yıla kadar İskenderun'da kaldık. Tabii normal bir ev hanımı gibiydim orada. İşte sabah eşini işe gönderen, akşam tekrar bekleyen, Orada daha bak kayınvalidemle. sanatçı falan değilsin. Sonra Değilim. nasıl karar verdiğiniz çok önemli. Yani sanata nasıl Gökhan atıldığınız. sözleşmeli olduğu için sözleşmesini yenilemedi. Uzmanlığa devam etmeyeceğim dedi. İstanbul'a yerleşelim dedi. Kayınvalidem, kayınpederim, Gökhan, ben topladık eşyamızı. Burada görümcemler burada oturuyorlardı. Burada da Gökhan'a da bana da o zamanlar iş ayarladılar. Biz İstanbul'a yerleşelim dedik. İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldikten sonra bir müzik stüdyosu olan Gökhan'ın bir akrabası vardı. Onlarla tanıştık işte, sohbet muhabbet derken. Gökhan dedi ki, ben dedi sana özel hocalardan ders alacağım dedi. Dedim nasıl yani, bir toplumda bile benim Türkçe okumama izin vermez Gökhan. Ki İskenderun'da komşularımız falan gelirdi, o derece kıskanırdı. Asla kimsenin yanında Ama aslında şarkı sen türkü böyle özel günlerde okumayacaksın. okurdun arkadaşlarına falan türküler mülküler bir araya gelince. Yani okurdum ama istemezdi okumamı, kıskanırdı. İşte şöyle yapma, böyle yapma diyen bir insandı. Bir anda İstanbul'a geldikten Gökhan sonra değişti. bir anda Gökhan değişti. Oh ne Allah güzel, her şey benim istediğim yönde gitmeye başladı bu sefer. Aslında sanatçılara sanatı bıraktırmak isteyen kocalar bilirim ben. Aynen öyle. Ama bu tersine. Benim Seyhan Güler olmamdaki yegane varlık önce Yüce Yaradan, sonra kayınvalidem ve eşimdir. Ben onların desteğiyle şu an Seyhan Güler'im. Gerçekten çok önemli. Sohbet Özel ilerledikçe ders aldın zaten mı? öncelikle Mustafa Toroslu'dan, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli hocalarından, Mustafa Toroslu'dan, Buradan Murat selam olsun. Yıldız'dan ders aldım. Samsun Konservatuarı hocalarından, Murat Yıldız'dan özel ders aldım. Daha sonra Azerbaycanlı Tuttu hocamız vardı. Şu an mutlaka izliyorsa bize ellerinden öpüyorum. Şan dersini kendisinden aldım. Sen Özel müzik nota da merkezi, biliyorsun. özel müzik merkezi vardı Avcılar'da. Daha sonra orada 3 yıl bağlama nota dersleri aldım. Bağlamada çalıyor musun? Bağlamada çalıyorum ama çok fazla hani ilerletmedim onu. Ha, onun Yani için şey, o getirmedin. yüzden getirmedim. Hani o benim tabii ki eksikliğim. Gökhan her zaman kızar zaten, o kadar 2 sene gittin çalmıyorsun falan diye. Para da Değil verdim mi? Yok, biliyorsunuz. onu da çok fazla Demiyor mu? söylemezdi çünkü Demiyor. ben çok Ha. zor Seyhan şartlarla Güler'le gittim geldim, çok hem sahneler çalıştım. yaptık. Çok sahneler yaptık Seyhan Güler'le. Gerçekten çok mekanlarda çalıştık. Çok benim için çok güzel yerlere geldi gitti. Ama maalesef ona bütün sanatçılara katkım oldu. Gökhan her aradığımda onu söyler. Necati abi senin için ölürüm. Emret gelirim. Ama dedi bizi Karadeniz'e bir götürmedin dedi. Yani biz Karadeniz türküleri de okuruz. Biz her şeyi okuruz. Horon da teptiririz. Halay da çektiririz. Bu akşam Seyhan Güler'i tanıyın. Ne olur Karadenizli belediye başkanlarım. Bakın böyle bir hanımefendi. Gerçekten. Çok değerli sesi, yorumu çok muhteşem. Karadeniz türkülerini de bir okur ki. Hele bir türküsü var az önce içeride Necati abisine mırıldandı. Özel olarak konser verdi bana. O türküsünü ondan alıyorum. O biliyor onu. Sürpriz. Sürpriz o. İzleyenlerimize sürpriz olsun. Gece gökte yıldızlarda dinliyorsun dertler o mi? Gece gökte yıldızlarda dinliyorsun dertler o mi? Yar daiman kalmadı oynayın o. Bilmeyi hallar o mi? Bilmeyi hallar o mi? Nayin ama kurbanım oy. Nayin ama nayin o. Nayin ama kurbanım. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin ama nayin o. Nayin ama kurbanım. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Ay. Daha var, devamı var. Var, biraz Az sonra. sonra. Az sonra. Hepsi bir anda değil.
istekler olacak, telefonlar, canlı telefon bağlantıları. Ama bu akşam lütfen Seyhan Güler hanımefendiye karşı beni mahcup etmeyin. Saygıdeğer izleyenlerim. Dün akşam Ofla Ali ile daha eve gittiğimde hala gülme krizine girdiğim vücudumdaki kılcal damarlar eve vardığımda da gülüyordu. Kikiri kikiri böyle gülüyordu. Ya böyle bir şey yok. Bittik. Ben de hayranım. Dün izlemediğim için kendime kızıyorum. Ama evde değildim zaten, yoğundum o yüzden. Ya böyle muhteşem bir isim o da. Sevgiler, saygılar. Şimdi hemen sevgili Seyhancığım sohbete devam edeceğiz kardeşim. Bizim. Ama bizim işte reyting rekorumuz bu. Evet. Facebook'tan Necati Selvitop. Gönüllerin kanalı Kanal G'den yazıyorlar bize. Face'ten yazıyorlar. Bakalım şu an itibariyle yaklaşık bir 20 dakika geçti. Kaç kişi bizi tıklamış diye bakıyoruz. Şu anda 56 kişi hemen tıklamışlar. Bunların sayıları da var tabii. Ortak arkadaşlıkları var. Aynen. Bu çarpı aşağı yukarı 5 dediğinde 2500-3000 kişiye 15 yorum var. Yorumlardan ilk Muhammed Kaçar. Doğan Haber Ajansı Rize temsilcisi. Erkekler Avrupa Handbol Şampiyonası'na eleme grubunda Türkiye A Milli Handbol takımının haberini verirken Seyhan Güler'le sizi izliyorum. Harika. Çok güzelsiniz diyor şu anda diyor. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşıyormuş takım. Onu da bize bildiriyor. Ve sizi cep telefonundan izliyorum. Seyhan Güler'e başarılar diliyorum diyor. Şimdi devam edelim. Bugün biliyorsunuz 687 görüntüleme var. Yine sizleri beğenenlerden. Hemen biz diğer yorumlara geçelim. Onları okuyalım ve devamı gelsin. Bakalım. Şimdi ne diyor? Barış Hatice Tekin. Ben Kocaeli Darıca'dan Barış Tekin. Programınızı sürekli izliyoruz. Çok güzel gidiyorsunuz. Dün akşam bizi çok güldürdünüz. Hepinize teşekkürler. Seyhan Hanım'a başarılar. Ali Karpuz. Başarılar, süper ikili olmuşsunuz. Bunun devamını istiyoruz diyorlar. Paşa Sevim Arslan, selam abi, hayırlı akşamlar. Naci Nebioğlu, kolay gelsin Necati Bey, Almanya'dan, Almanya temsilcimiz. Keleş Uzuner, Ümraniye Devlet Hastanesi'nin güvenlik amiri. Selamun aleyküm abi, günün bütün yorgunluğunu, yorgunluğun stresini sizin ve konuklarınızın sayesinde atıyoruz. Allah razı olsun abi, iyi yayınlar diliyorum. Eşimin de Tokatlı hemşire, tabii Tokatlı eşi. Tokatlı hemşerime selam ver, bir el sallayın bakalım diyor. Hemşerime bir el selamlar, salla. Selamlar, sevgiler evet, olsun böyle. Buradan. Evet. Mustafa diyor ki selam sevgiler abi, Tonya'dan selamlar. Sedat Kilit amcaoğlum benim. Hollanda'dan izliyor bizi şu anda. Oturduk diyor Hollanda'da, yengenle sizi izliyoruz. Başarılar amcaoğlu diyor. Amcaoğlu selam olsun sana da buradan. Ahmet Karadeniz fotoğraf paylaşmış. Seyhan Hanım'a da müzik hayatına başarılar diliyoruz. Marazlı Uşak. Selam, iyi akşamlar abi. Yine bir numarasınız. Yayınlarınız süper. Sıradaki parçayı bütün gurbetçilere gelsin. Almanya'da Berlin'den izliyorlar. Burhan Aslan, hayırlı akşamlar Necati abi. Kanalınız benim ilk göz ağrım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Selman Durkaya diyor. Programını gene mükemmel Necati abi. Programımız bomba. Seyhan Hanım sesine, yüreğine sağlık. Renklendirdi ekranlarımızı. Özledim şarkısını söylerseniz. Özledim seni. Evet. Var mı senin? Var, olmaz. Kaç numara o? Playback mi yapalım, canlı mı yapalım? Playback yaparız onu, hazırlasınlar. O reklam zaman, arasını hazırlatırız onu. Onu mu hazırlatalım? Tamam. Bir sırayı bozmayalım şimdi. Demek ki biliyorlar, albümü de izliyorlar. Ekranlarımızı özledik, şarkısını söylemişsiniz. Seviniz, tamam. Hayırlı akşamlar. Selman Durumkaya. Bak ben izliyorum diyor. Mikrofonu sana verirken, de bir fotoğraf. Paylaşmış hemen. Arkadaşlar, buyurun. Sağ olun. Buyurun, bak görüyorsunuz. Hüsamettin Bayraktar diyor, hayırlı yayınlar olsun. Sanatçıda bulunması gereken 3 özellik ne olmalıdır? Sanatçıda bulunması gereken 3 özellik. Birincisi, gerçekten güzel icra edecek güzel bir sesinin olması lazım. Bu çok önemli. İkincisi, aile yaşantısıyla çok özel bir isim olması lazım. Nasıl diyeyim? Yani birilerine örnek gösterdiğiniz zaman, evlatlarınızla onu dinlediğiniz zaman gerçekten o aile mevhumuna uygun bir insan olması lazım. Üçüncüsü, doğru, dürüst, dik duruşlu olması lazım. Aferin. Memnun oldun mu Hüsamettin? Olduysan yaz hemen. Evet, kendinize rakip gördüğünüz bir sanatçı var mıdır diyor. Estağfurullah. Ben her zaman kendimle. Rakip derken şöyle,
İdol, idolüm var. Ha, idolüm var olmaz mı? Muzaffer Akgün, Sabahat Akgiraz, Arif Sağ, bayılırım ben yıllardır hep onları dinlemişimdir. Şimdi hemen onların adını anıyorsun ya, onları andığın zaman onlardan bir potpourri yapman lazım. Eyvah eyvah. Çünkü haksızlık oluyor sanatçıların adını söylüyorsun. Şimdi Arif Sağ'ı söylüyorsun, ona şimdi bir eserini söylemesen olmaz. Şimdi Kışlalar Doğdu Sebahat... bugünle zaten Muzaffer Akgün'ü yad ettik. Yok, yeniden. Mi peki? Üç tane kısa potpourri. El ettim, el ettim, önlük el ettim. Aynalı beşikte canan bebek bel ettim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare? Kirpiğin kaşına da dedi zaman, kirpiğin kaşına da dedi zaman. Bekletme sevdiğim de vur beni. Bekletme sevdiğim de vur beni. Şafak sevdanında söktüğü zaman, şafak sevdanında söktüğü zaman. Diyardan diyara da sür beni. Diyardan diyara da sür beni. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre, yol ver dağlar, yol ver bana. Yol ver dağlar, yol ver bana. Garlı dağından esmedim ben o yâre, hiç küsmedim. Daha umudum kesmedim. Yol ver dağlar, yol ver bana. Ağzına sağlık. Evet, bir Muzaffer Akgün, Sabahat Akgiraz ve sen bunları hiç zahmet etme. Mikrofon işi bitince bana ver hemen. Bunun düğmesi gizli bir yerde. Burada teknolojiyi kullanıyoruz. Hem yaka mikrofonları hem telsizler. Yönetmen, yapımcı, her şey sensin. Peki. O yüzden olsun. Yönetiyoruz, yapıyoruz, sunuyoruz. Sevgili aynen izleyenlerimiz öyle. Yazıyorlar, tıklıyorlar. Rekor 57 oldu efendim şu anda. 57 nerenin plakası arkadaşlar? Niğde mi? Nevşehir mi? Sinop muydu? Sinop mu? 58 Sivas olduğuna göre Samsun'da değil, 55. 55 Samsun? Sakarya. Sinop arkadaşlar ya. Sinop diyorum ya. Sinop. Değil mi? Tabii ya. Tabii Karadeniz'de. Ya. Evet. Burada dururken biz inanmıyoruz. Memnun oldum canım kardeşim. Şinasi Eker diyor ki,